Davetiyelerde Diyanet görünüyor. Yani Diyanet'in daveti bu. Çünkü Diyanet'e bağlı orası. Ama işte mesela Diyanet hangi kriterlere göre mesela işte HDP'lileri çağırmıyor, Gelecek Partilileri çağırmıyor, Deva Partileri çağırmıyor. Bu yani tamamen siyasi bir şey. Yani gazetecilik şeyini artık geçtik. Hani diyelim ki Diyanet'te böyle bir kendince liste yapmış, kara liste yapmış. Onların yaptığını zannetmiyorum ama yani muhtemelen onlar onaylı bir liste gelmiştir. Falan onlar da birkaç isim koymuşlardır falan. Ama yani siyasetçiler arasında ayrımcılık yapmak bayağı ileri bir aşamada bir ayrımcılık yani. Yani Her tarafında var. Şimdi buradaki asıl mesele niye biz kim çağrıldı, kim çağrılmadı, davetli listesi, kiminki gitti, kimin gitmedi, kim katılıyor, kim katılmıyor bununla ilgileniyoruz. Nihayetinde burada aslında daveti umumi olan bir namaza çağrı söz konusu, evet. Cuma'ya çağrı söz konusu. Hani Muharrem İnce ilk başta davet beklediğini söylediğinde de Cuma'nın namazın daveti ezandır. Ezanı duyduğunda Evet. gideceksen git demişlerdi. Burada biz Evet, de konuşmuştuk. Sen özür de dilerim. hatta Ben özür çağrı yapmışsın. diliyorum. Hayya alessalâ Muharrem diyerek. İnce'den. Evet, yani fazla ona haksızlık etmişiz. Özür dileriz. Yani Muharrem İnce haklı çıktı. Haklı çıktı. Çünkü bu davet usulüyle yapıldı. Davet usulüne döndürüldü. Peki siyaset sokulacak mıydı, sokulmayacak mıydı? Normalde daveti umumi ve ezanla o zaman zaten o ezanı duyan partisi, siyasi tercihi, osu busu ne olursa olsun, gazetesi, bilmem fikri zikri ne olursa olsun, eğer namaza bir bardağa aidiyet hissediyor, o çağrıyı üstüne almıyorsa icabet eder. Ya da etmez, kendi bilir yani. O davet usulü olunca siyaset girip girmeyeceği, camiye, cemaate, cumaya, Ayasofya'ya siyaset sokulup sokulmayacağı merakıyla, saikiyle kim çağrıldı, kim çağrılmadı diye baktık. E sonuç ne oldu? Biliyorsun adam tacizden, tecavüzden, hayvan öldürmekten filan gözaltına alınıp tutuklanıyor. Daha yeni bu hafta oldu bir tane. Sonra sosyal medyada tepki yükselince bu sefer tekrar geri çağırıyorlar ya da gidip yakalıyorlar. Getirip tutuklama kararı veriyorlar. Yani sosyal medya mahkemelerinde ön yargılaması ya da soruşturması yapılmış oluyor bir yerde. Böyle çok örnek ve başka olaylar da var. Bu hadisede, bu davetiye meselesinde de yine medya, sosyal medya, medya mahkemesi devreye girdi. Yani o niye Evet. çağrılmadı dedik, o niye çağrılmadı dedik, HDP konusunda geri adım atmadılar. O konuda çok istikrarlı, kararlı bir duruş sergilediler. Babacan ve Davutoğlu konusunda da aynı kararlılığı sürdürdüler. Ama onun dışındaki hemen her isimle ilgili gelgitler oldu. Evet. Yani İmamoğlu'na davetiyesi gitmedi dedik. 3 gün önce internet trollüne, fenomenine davetiyesi gitmiş, paylaşıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Ayasofya'da camiye çevirme açılış programı var ve cuma kılınacak. Camiye döndükten sonraki ilk cuma İstemiş kılınacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı çağrılmıyor. Nasıl evet. olur diyoruz, bunun açıklaması var mı? Tak şey, davetiyesi gidiyor. Bir gün Temel önce de Karamollaoğlu davet bana edildi. Evet. gelmedi diyor. Yani Ayasofya'yı özgürleştirme hayalinin Türkiye'de siyasi sahipliğini üstlenecek, iddia edecek bir hareket varsa Milli Görüş. Tamam. Yani 40 yıldır Ayasofya'nın zincirleri kırılacak diye şey yapıyorlar. Her fetih yıl dönümünde Eylem Ayasofya'sız yapıyorlar. kutlama olmaz diye alternatif Ayasofya'lı kutlamalar yapıyorlar. Milli Görüş Hareketi'nin partisinin lideri Karamollaoğlu çağrılmıyor, davetiyesi gitmiyor. Ama hiç alakası olmayan kimselere gitmiş. Bunu Karamollaoğlu söylüyor, tak akşamına davetiyesi geliyor. Yani Davutoğlu'nu, Ahmet Davutoğlu, Başbakanlık AK Parti Genel Başkanlığı yapmış bir isim. Davutoğlu'na özel kaleminden bir önce telefon gidiyor. Diyanet'ten arıyorlar. Cep telefonunu istiyorlar. Çok ilginç bir hikaye bu. Sayın Başkan arayacak diyorlar. Yani Erbaş Hoca arayacak diyorlar. Davet etmek için tabii, konu belli. Bir daha arayan soran olmuyor. Muhtemelen otomatik bir işlem yapılıyor. Hani genel başkanları arayın diye. İşte BBP genel başkanını çağırıyorsan ondan sonra yani Yeniden Babacan Refah Davutoğlu Partisi'ni çağırmamak çağırıyorsun. olmaz. Efendim? Yeniden Refah Partisi'ni çağırıyorsun. Yani küçüklü büyüklü mecliste grubu olmak diye bir kriter de yok ortada. Yani her partiyi çağırıyorsun, istediğin partileri. Yani hiçbir kriter yok burada. Sadece keyfi bir şey yani. Bu ya bir de camide cuma namazı daveti ya bu. Bir de bu insanlar yani yani sizi de tanıdığınız insanlar yani. Biri eski başbakan yardımcısı.
Yani bu Tansu Çiller'i çağırıyorsunuz eski başbakan olarak. 1990'lardan davet ediyorsunuz onu bu döneme. Ki Tansu sen, Çiller... Sen bir tweet atmıştın, onu da anlatır mısın? Tansu Çiller kavuştuk, milletin özlemi gerçekleşti falan evet, diye. Evet, evet. Evet, çok şey yaptı, açıklama yaptı. İşte, milletin DNA'sında olan şey nihayet oldu, işte nihayet kavuştuk, şey oldu. Halbuki özlem bitti falan diye. Özlem bitti. Kendisi başbakanlık yaptı Türkiye'de. O dönemde de DYP'de Ertekin Dırıttürk diye Ayasofya meselesine böyle kafayı takmış, sürekli bununla ilgili önergeler veren bir milletvekili 1994'te bayağı yaklaşıyor aslında da. Mecliste verdiği önerge şey oluyor, mecliste görüşülmeye ve oylanmaya sunuluyor. Yani birkaç milletvekili daha olsa Ayasofya ile ilgili mecliste 1994'te bir şey çıkacaktı yani, kanun çıkacaktı açılması ile ilgili. O kanunun o aşamaya gelmemesi için Tansu Çiller bayağı gayret sarf ediyor ve bunlar gazetelerde o zamanlar haber olmuş yani. Tamam yani o zaman yapamayabilirsin yani de, yani şimdi de böyle şampiyon olarak çıkma, ama Tansu Çiller öyle biriydi zaten. Ben onunla takılmadım da şeye takıldım yani, hani Tansu Çiller mesela şeyleri falan da var yani, tabii Refah Yol'dan önce çok büyük bir şey şampiyonuydu. Anti irtica, işte şeriata hayır, mitikler falan yapmıştı o şeyler döneminde mesela, hatırlıyor musun? Ben yani gazetelerden hatırlıyorum. Yani o dönemde de şeydim yani, öğrenciydim. Oradan biraz hatırlıyorum Ankara'da. Hasan Mezarcı'nın bu mecliste önerge verdiği dönemde 94-95'te daha Refah Yol kurulmadan önce en çok karşı çıkan, mitingler yapan, Ayasofya'da hatta miting yapmıştı onunla ilgili. İrticai hayır mitingleri yapmış biri yani. Tamam, sonra Refah Yol'a destek verdi. Neyse yani başbakanlar çağrılsın tabii ki yine. Yani eski başbakan tabii ki davet edilsin. Ama yani bir de eski başbakan var. Sizin kendi başbakanınız sizin camiadan çıkmış, Ayasofya mitinglerine katılmış. Yani bütün o hareketler içinden gelmiş. Ne kadar yani, nasıl bu kadar tarihten siliyorsunuz yani? Bir tane camide cuma namazı açılsa da mı davet edemiyorsunuz yani? Çok çok yani, şey bir şey. Çok rencide edici bir şey yani bakınca. Asıl mesele o. Yani Tansu Çiller kendi başbakanlığı döneminde milletvekilinin verdiği Ayasofya önergesini engellemiş. Şimdi de hasret bitti, özlem bitti, kavuştu, kavuşturana, vasıl edene şükürler olsun, hamdolsun falan diye açıklamalar yapıyor. Buradaki şey, çelişki, tutarsızlık onun kendi sorunu. Fakat eski başbakan olarak eğer böyle bir yol izlenecekse, bir protokol daveti nihayetinde, çağrılmasında sorun yok. İyi de o eski başbakan çağrılıyor. Bu niye çağrılmıyor? Ve bu daha yeni. Yani üstelik AK Parti'nin başbakanlığını yapmış. Babacan çağrılsa gideceğini söyledi ama davetiyesi hiç ulaşmadı. Gerçi Gül'e de, Sayın Gül'e, 11. Cumhurbaşkanı Gül'e davetiyesi ulaştırılmış. O da katılmamayı seçti. Mazeretini bilmiyoruz. Yani Kılıçdaroğlu'nun kurultay mazereti vardı. Akşener'in şey mazereti vardı. Karantina. Karantina süresi dolmadı. O onu mazeret gösterdi. Ama nihayetinde CHP'den, İYİ Parti'den katılanlar oldu. Karamollaoğlu'na tepkiler üzerine davetiyesi gitti. O katılmadı. Bugün bir yerde gördüm. Bir internet sitesine röportaj vermiş. Orada katılmama gerekçesini protokolde rahat etmeme olarak, protokolden hoşlanmama, yani özellikle de namazda diye açıklamış. Yoksa açılışından Ayasofya'nın camiye çevrilmesinden son derece memnun. Bu şükran duygularını da dile getiriyor. Ve İmamoğlu yani geç intikal etti, davetiye son gün geç geldi. Başka bir program yapmıştık diyor. O da kurultay gerekçesiyle Ankara'da ve orada Hacı Bayram'da kılacağını söyledi, kıldı namazını. Şimdi buna gerek yoktu. Böyle olmayabilirdi bu. Madem böyle tarihi bir olay, görkemli bir açılış yapılacak, orada gerçekten bir birlik beraberlik fotoğrafı verilebilirdi. Bizim yazarımız Asım Gültekin çok güzel insandı. Ben az tanıdım ama tanıdım. Allah rahmet etsin. Allah rahmet etsin. Asım'ın rahmetlinin cenazesinin arkasında bile birleşemedik biliyorsun. Arkasından gözyaşı döken, yasını tutan, ona sevgisini dile getiren, hayırla rahmetle yad eden muhafazakar medyadan hemen bütün haberlerde yazdığı yayınlar özgeçmişi verilirken karar sansürlendi. Anadolu Ajansı da dahil. Orada karar yazarıydı. Vefatında hala karar yazarıydı.
ve geçici bir süre ara vermişti yazılarına başka mesaisi dolayısıyla. Ama o yani adı hatırlanmayacak bir takım dergilerdeki şeyi de yazıları da hatırlatıldığı halde CV'sinde kararla ilişkisi tamamen saklandı. Şimdi cenazenin çok, arkasında bir yaşıyorsun. Onun yazılarını da çok herkese tavsiye edelim. Buradan özellikle kelimelerle ilgili yazdığı buradaki yazıları gerçekten yani her zaman okunacak. Yani onun da herkesin rahmetle anmasına vesile olacak çok güzel yazılar yazıyordu kararda. Herkese tavsiye ederiz. O arşivde, kararın arşivinde onlar hep duracak. Yani ne kadar inkar etseler de kendisi burada yazıyor. Buranın yazarı. Yazıları kararda duruyor. Yani o inkar tabii ki şey değil. Bir inkar da biliyorsun şeyde yaşandı. Ayasofya'da. Ayasofya'nın baş imamlığına Anadolu Ajansı ve diğer bütün medyaya göre Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden çok da kıymetli bir profesör Mehmet Boynukara atandı. Fakat Mehmet Boynukara daha henüz Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne ders vermedi. Çünkü yeni oraya geçti. Bundan önce Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nin işte kuruluşuna itibaren hocalığını, hatta Şehir Üniversitesi camisinin imamlığını yapan biriydi. Fakat hem Diyanet'in açıklamasında hem Anadolu Ajansı'nın Ayasofya'daki atanan baş imam ve müezzinlerle ilgili açıklamasında, biyografisinde ve pek çok gazete haberinde baş imam Boynukara'nın biyografisinden bu 7 yıllık Şehir Üniversitesi kısmı çıkarıldı. Yani inanılmaz bir şey gerçekten. Yani yani bunu orada akıl etmek, bunu düşünmek, yani bir anda mesela kapatılan bir üniversiteyi böyle tarihten silmek, bu kadar bir de mezunları var. İnsanları da düşünmüyorlar. Pek çok etraflarında da o üniversiteden mezun insan var. Çocukları var, kardeşleri var, işte neyse yani. Muhafazakar çevreden çok sayıda insan Şehir Üniversitesi mezunu. Yani bir üniversitenin diplomasının böyle biyografilerden silinmesi gereken bir şey haline getirilmesini, o öğrenciler, mezunlar üzerindeki etkisini de düşünmüyorlar. Hadi diyelim ki hani şeyi düşünmediler yani. Hani bu Ayasofya'ya bu Şehir Üniversitesi'ni katmayalım diye bir hesap yaptılar da böyle olumsuz sonuçlar olabilecek de bir şey. Çok böyle nobranca bir tavır var maalesef.